Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Motosodyum. Bugün sizlerle ürün tanıtacağım ve soru cevap yapacağım. Varsa soru. Ne zaman okunuyor? Bence bekleyelim. Ve aziz Allah. Neyse, ne diyorduk arkadaşlar? Kahvemiz var. Kahve içiyoruz. Arkadaşlar, olmazsa olmazımız KN6100 intercom'umuz var burada. Lastik kitimiz var. Motosiklet lastik tamir kiti. Bu da olmazsa olmaz. Bunun nedenlerini anlatacağım birazdan. Burada bufflarımız var. Olmazsa olmaz yine. Burada bir kamera bağlantı aparatı var. Burada bir ne var biliyor musun? Çakar devresi var. Apache'nin olmazsa olmazı. Gel abi. Burada depo için, bunu çok merak ediyorum. Depo için abi, depoya takıyorsun ve kamerayı bağlıyorsun depoya. Nasıl bir görüntü aldığını çok merak ediyorum. Bunu denemem lazım. Burada tripod var. Hatta orada da bir tripod var. Onu şu an kullanıyorum aktif olarak. Tripod önemli abi. Tripod, monopod ne varsa önemli. Çünkü elde durması gereken yerde bu şekilde kayıt aldığın zaman çok lazım oluyor. Burada da bir çanta var abi. Bu çanta çok basit görünüyor. Hatta mağazaya gittiğinizde de çok basit duracak. Ama hayat kurtarıyor abi. Neden? Çünkü biz video çekiyoruz mesela arkadaşlar. Ve SD kart kullanıyoruz. Ve birden fazla SD kart kullanıyoruz. Ya da işte mikrofon kullanıyoruz falan. Onlar için olmazsa olmaz bir taşıma çantası. Bunu birazdan nasıl kullanılıyor göstereceğim. Nasıl kullanılıyor acaba? Neyse, burada bir tane, hatta iki tane ne var abi? Eğer eski bir motora biniyorsanız, led farı yoksa bunlar da sizin hayatınızı kurtaracak arkadaşlar. Çünkü çok güzel çakıyorlar. Burada da bir R25 için ön sinyal, hatta çoğu motora uyumlu büyük ihtimalle. Bu gidon aparatı arkadaşlar. Kameranızı gidona bağlamak için kullanacağınız aparat. Burada da bir tane göğüs aparatı var. Koşarken falan lazım olur. Motorcular çok koşmaz ama söyleyeyim, aldım öyle, göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç soru cevaplayacağım. Ne demiş? Sevgilim var mı demiş. Sevgilim yok arkadaşlar. Çok klasik bir soru zaten. Burcun ne? Teraziyim. Abi gay misin? Hayalindeki motora sahip misin? Arkadaşlar şükür diyelim. Sevdiğimiz, bildiğimiz motor var ama tabii ki herkesin bir hayali vardır ve benim de hayalim asla R25 değildi bu arada. Küçükken de değildi çünkü R25 sevmiyordum. Ama ben bir anda R25 almak durumunda kaldım. Denk geldi diyelim. Öyle söyleyelim yani. Motor değiştirsen ne alırsın demiş. Şu anki bütçemle cart curt falan fistan mantıksal hesaplamalarla falan 450 SR alırım arkadaşlar. Abi aragaz vereyim mi? Ver kardeşim. Abi hayranım, çok iyisin. Ben senin hayranım. Arkadaşlar herkes gibi küçükken YouTube videosu izlerken altın elbiseli adamla tanıştım. Ve şu an bu noktadayım. Motor sürerken ne hissediyorsun? Sana ne hissettiriyor? Eminim ki karmaşık duygular içerisindesin. Asla karmaşık duygular içerisinde değilim. Motor sürerken aşırı keyif alıyorum. Hatta tüm günün yorgunluğunu atabiliyorum. Motor böyle bir şey arkadaşlar. Sürmeyen bilemez. O yüzden motor sürün. Kaç yaşındasın demiş. 24 yaşındayım. Neden motosodyum? Evet, bunu çok soruyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bir sofra tuzuyum, tamam mı? Ben bir tuzum abi. Bu kadar. Ne acl. Küçüklüğümden beri bana öğretilen, bana dayatılan, sınıfta tuz olan o çocuk benim. Tamam mı? O yüzden de motosodyum oldu. Yani motosodyum klorür olmak isterdi gönül ama çok uzun olduğu için motosodyumu tercih ettim. Teşekkürler. Kestik. Sence başlangıç için siber 125 mi yoksa Yamaha MT 125 mi, yakıt tüketimi vesaire bakıldığında? Kanka hiçbirinin yakıt tüketimine bakmadım. Ama bilmiyorum. 125 cc'de ben Japon'a geçilmesini mantıklı bulmuyorum. Çünkü gereksiz pahalı oluyor parçaları falan. O yüzden baba drift'le alıyorsun, tekere kalkıyorsun. Evet arkadaşlar, direkt KN6100'den başlıyorum. Şöyle açılıyor sanıyorum. Arkadaşlar kutuyu açtığınızda direkt sizi bir çantayla intercom karşılıyor. Burada intercom'da dikkat edilecek noktalar var. Bunu yazmışlar. Burada da garanti belgesi var. Bunu kaybetmeyin çünkü lazım olabilir size. Bunu böyle attım abi, şu kutuyla beraber şuraya gönderdim. Arkadaşlar kutu bu şekilde. Kutuyu açıyorum şimdi. Bayağı kaliteli bir çanta yapmışlar bu arada. Yani intercom'u kullandıktan sonra bu çantayı keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir şey saklama haznesi olarak falan filan. İçinden bir adet mikrofon seti çıkıyor. Bir adet kabartmalı sticker seti çıkıyor. Bir adet Alyan vidalar ve mikrofon bağlantı bantları çıkıyor. Ve bir adet ne çıkıyor abi? Şarj kablosu çıkıyor. Gayet tatlı temiz bence kutu. Yormamışlar bizi. Arkadaşlar, ürün de burada.
Gördüğünüz gibi. Makyaj malzemesi gösteri gibi hissettim harbiden. Evet arkadaşlar. Kare 6100 bu şekilde arkadaşlar. Burada bir tane monopod var. Baya elle tutulan. Bana baya şey geldi ya. İşlevsel geldi. O yüzden yapıştırdım bir tane. Hadi canım. Ben niye bunu görmedim? Çok iyiymiş lan bu. Böyle açtın abi. Abi çok iyiymiş bak. Bununla yapabilirmişiz. Aynen. Ben bu özelliğini evet, bilmiyordum onun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet de keyifli bir monopod, tripod neyse. Hem elde tutabiliyorsunuz hem de alttaki şeyini çevirdiğiniz zaman yere koyabiliyorsunuz böyle. Ben şu an gayet size kullanıcı olarak anlatıyorum. İlk defa beraber görelim istedim. Bu şekilde ama kırıyorduk vallahi. Ay ne oldu? Bayağı garip duruyor. Keyifli yani ben beğendim. Bu böyle arkadaşlar. Kullanımı bu gayet basit bu arada. Açıyorsun. Devam abi. Bunu da böyle kenara kaldıralım. Arkadaşlar en keyif aldığım noktaya geldik. Bu Xenon'lar abi. Bakar mısın? Şuna bir bak. Şuna bir bak. Geldik. Bunu açmıyorum zaten. Direkt sinyal zaten bildiğiniz gibi. Bunu da geçtim. Abi gel. Gel abi. Burada bak. Bu kutunun içinde senin hayatını kurtaracak şey var, tamam mı? Abi açıyorsun kutuyu. Çok basit düşünün arkadaşlar. Fitil var. Yan keski var. Ve lastiği delme çubuğu var, tamam mı? Arkadaşlar normal şartlarda elinizde fitil olsa bile lastiği tamir ettikten sonra yola çıkamazsınız. Çünkü lastiğin havası olmayacak. Bu noktada bu ürüne ihtiyacınız olacak. Neden? Abi gel açıklayayım. Burada bunun tüpleri var, tamam mı kanka? Bu lastikler tek kullanımlık, lastiği fulleyebilen havaya sahip abi. Fitil var. Yan keski var. Lastiği delme çubuğu var. Ya bu şekilde arkadaşlar bu ürün bayağı iyi. Şöyle anlatayım. Ben 3000 km tura çıktım, tamam mı? Bu turda lastiğim patlasaydı ben en az 1500-2000 lira çekici parası verecektim. Şu işlemi yapmanız 15 dakika sürmez belki. Alın abi. Yemin ediyorum eğer sürekli uzun yoldaysanız kesinlikle lazım size. Bu ürünü al. Burada çakar devresi var. Buna anlatmaya gerek yok. Taktırıp direkt göstereceğim zaten. Burada ne var? Burada kameranın çene aparatı var abi. Bak bu ürün de güzel. Bunu herkes kullanıyor zaten. Benim aparatım var ama direkt bunu buraya takıp şu aparata hiç gerek duymadan tek kullanımlık böyle laps diye yapıştırıp eğer sürekli kask değiştiriyorsan çok lazım olur sana büyük ihtimalle. Buraya bunu koyuyorsun abi. Açısını ayarlıyorsun. Çekmeye başlıyorsun. Devam. Gayet basit yani. Burada da bel aparatı var abi. Bu olay çok iyi bence. Bayağı kıyafet giyer gibi. Bunu böyle taktın abi. Neyse bunu ayarladın abi, tamam mı? Bak nerede abi? Arkadaşlar kameranızı buraya takıyorsunuz. Koşmaya başlıyorsunuz. Çok iyi değil mi lan? Koşuyorsun kanka, düşünsene Belgrad'a gittin. Koşuyorsun önüne Ceylan atladı falan, hepsini kaydediyorum. Süper değil mi? Öyle arkadaşlar bence gayet kullanabileceğim şeyleri almışım. Ben keyif aldım. Bunları alırken de kullanırken de alacağım büyük ihtimalle. Şunlar falan özellikle. Çok koşan bir insan değilim ama bunu denemek için koşacağım büyük ihtimalle. Bakalım şu an aktif hali hazırda story'm var. Soru cevap bekleyen bir story var. Sorular geliyor. Üniversite okuyor musun? Üniversite okudum, bitirdim arkadaşlar. Kültür Üniversitesi'nde okudum. Aa kaldı lan burada. Arkadaşlar soru gelmiş. Hesabı kimin kararıyla açtın? Ben kimsenin kararıyla açmadım arkadaşlar bu hesabı. Öyle canım istedi. Video atmaya başladım. Direkt hobi olarak başladım. Sevgilim var mı veya ona motor sürmeyi öğretir miydin? Sevgilim yok ama öğretirdim istese. Abi sana kedimi artçı yapacağım. Kedimle gezin. Olur. Motor kullanmaya kaç yaşında başladın? Kask bedeni nasıl seçilir? Kardeşim kaskı takıyorsun, tamam mı? Çeneden tutuyorsun kendini, tamam mı? Kafanı çevirmeye çalışıyorsun. Eğer kaskın içinde kapan dönüyorsa o kask alınmaz. Bitti. Şu an kullandığın motoru satarsan ne alırsın? Bunu sormuştunuz zaten. 450 eser alırım. Hangi takımlıyım? Fenerbahçeliyim ama fanatik değilim arkadaşlar. Her takıma saygı duyuyoruz. Buradan kalpler. Zamanında asla yapmam dediğin ama şu anda yaptığın bir şey var mı? Derin sorular. Var mı? Abi biz okul takımıyla İzmir'e gelmiştik ama seni göremedik. İzmir antik kent falan gezmiştik. What? Kanka ben İstanbul'dayım. Turistik bir gezi olmuş senin için ama. Güzel. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Buradan Kane Masra'ya da çok teşekkür ederim. Bana bir sürü ürün gönderdiler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.